Anadolu mutfağı. Gökçen. Etrafındaki kategorilere hemen bir göz atalım bakalım Gökçen. Kimler varmış? Sinonim. Böcekler. ATV dizileri. Ve erkek oyuncular. Vay. Eyvah eyvah. Vay. Eyvah eyvah değil ya. Bence gayet hoş kategoriler var. Yani... Böcekler mi hoş? Hiç hoş gelmedi bana. Valla Eda'cığım. Gel. Gelir mi? Gel. Tamam o zaman hadi gidelim. Eda'ya mı gittin? ATV dizileri mi diyorsunuz? Bravo. İlginç bir kapışma olacak. O zaman alkışlarla ikinizi de buraya alıyorum. Hadi buyurun. Teşekkürler. Alana koşa koşa geldim. Çok istekliyim ve hırslıyım. Buyurun bakalım, kapışalım, görelim. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İki bayanın kapışmasını göreceğiz şimdi ATV dizilerinde. Evet. Hadi bakalım. Merhaba. Dur, panik yapma, konuşacağız. Tanıyalım mı sizi? Tabii. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan geliyorum. Gökçen Turgut Göçer'i adım bu arada. Esnafım, küçük bir dükkanım var. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Dört ayaklı bir oğlum var, cesurum. Hayattaki en güzel şeyim o. Onunla çok mutluyum. Evliyim, eşim öğretmen. Peki. Onlar için. Eğlenmeye geldim. İyi yaptınız. Ayaklarınıza sağlık. Sizi gördüm, mutlu oldum. Teşekkür ederim. Biz de öyle. Biz de mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Evet, Eda. Merhabalar. Eda benim adım. Soyadım Surat. 34 yaşındayım. Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım bölümünden mezun oldum. Ama 22 yaşında mezun oldum. Çok erken mezun oldum. Lisans mezunuyum ama erken hayata başladım. Bir sene erken başlattı ailem beni. Yani 22 yaşında ben 5 yıllık üniversiteden mezundum. Okuduğum bölümü sevemedim ve 22 yaşından beri oyuncu olmak istediğime karar verdim. Ve hiç eğitim almamıştım yani. Bir anda ben oyuncu olmak istiyorum dedim. Tabii ki bu süreçte yani 22 yaşında karar verdim. 12 senedir bunu istiyorum ve kendi çapımda oyuncu olduğumu düşünüyorum. Kendimce kimse tanımıyor olabilir ama ben oyuncu... oyuncu olmayı çok istiyorum gerçekten. Tabii eğitim bu, aldın mı bununla ilgili? Eğitim aldım ama ben birazcık da oyunculuğun kanından, içten gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ekranları da seviyorum. Ya bu çok bir de şey gibi düşünmeyin yani, doğal bir insanım. Bu an hissettiklerimi söylemek istiyorum. Hani şu lütfen kafada olmasın insanlar. Biraz tabii böyle şey oldum tabii ya. Tabii ki. Oh ne güzel. Bir kaptırdı gitti vallahi. Duygusallaştım. Su gibi. Yani çok istiyorum ya herhalde o yüzden. Gerçekten şov yapmıyorum. Biraz duygusal mıyız? Ya duygusal. Bunu yani 12 yıldır bir şey istediğinizi düşünün. Çok yani hayatta en çok istediğiniz şeyin bu olduğunu düşünün. Ve çok olmadığını düşünün. Olur. Dur bakalım daha. Belli. O yolculuk uzun bir yolculuk. Arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz kesitin ATV'de yayınlanan veya yayınlanmış olan hangi diziye ait olduğunu söylemenizi istiyoruz. Dizinin tam adını söylemeniz gerekiyor. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Bitti mi heyecan? İyiyim. İyi. Hadi bakalım. O zaman kapışma başlasın lütfen. Teşekkürler. Ben bu cihana sığmazam. Kuruluş Osman. Aldatmak. Adı Sevgi. Pas. Kardeşlerim. Oo. Neydi? Pas. Pas. Gurbet kuşları. Pas.
şans. Ay bilmiyorum, pas. Pas. Ya. Ben sana ne dedim? Ne? Helalsin demiştim. Bak gördüğünüz gibi kardeşçe hani. İşe yaradı yani aslında, evet. Bu televizyon seyircisi olmak. Aslında tabii bazılarında böyle bir çekimser kaldınız. Belki de dilinizin ucuna geldi, söyleyemediniz. İsimleri hatırlamıyorum yani. Görmüşlüğüm var dizileri ama isimlerini hatırlamıyorum. Çok aktif bir izleyici olmadım. Dizi isimleri kadar enteresan bir şey yoktur arkadaş. Bir proje başlarken dizinin ismini koymak dünyanın en zor işidir. Hepimiz bu sancıyı yaşamışızdır. O dizinin ismi öyle enteresandır ki akılda kalması gerekir. Her şeyi anlatması gerekir. İşte mesela bizim son iki tane dizimizin de isimleri böyle akılda kalan isimlerin olmasının sebebi... Ya sizinki aklımda kalmıştı ama. İşte yani akılda yani. Kalması bu yüzden aslında, evet. Yapımcı arkadaşlarımız ve diğer bölümlerde çalışan arkadaşlarımız bu konularla ilgili hakikaten çok kafa yorarlar ama bir dizinin ismi akılda kalması doğrultusunda gerçekten çok önemli bir durum arz eder. Mesela ben bu cihana sığmazam. Abi çok uzun değil mi bu dizinin adı ya diyorlar. Evet uzun ama sonuçta bir anlamı var. Çünkü çok önemli bir Nesimi'nin şiirinden yola çıkarak koyulmuş isimdi, isimlerden bir tanesiydi ve bütün durumu o kadar net anlatıyordu ki, üstelik de çok iyi bestelenmiş bir şarkıdan yola çıkarak yapmıştık biz bunu. Ama akılda kalması doğrultusunda başarıya ulaşmıştı mesela. İşte demek ki bu isim meselesine dikkat etmek gerekiyor ama bu avantajı sen iyi kullandın. Ben çok yarışamadım ama sanki. İşte ama sana bana sıra gelmedi. Peki bir şey söyleyeceğim. İşte avantaj bazen böyle oluyor. Bildiğiniz durumda top karşıya geçiyor. Evet. O zaman yarışmacı aslında kendisiyle yarışmaya başlıyor. Evet. Bilemediği zaman sürekli tekrar cevaplar gelmeye başlıyor. Hı hı. Ve o cevapları bilemediğiniz durumda da saniyeniz eksiliyor. Evet. Yani kendinizle yarışmanız mutlak başınıza gelecek durumlardan bir tanesidir. O durumu iyi kontrol etmek zorundasınız. Evet Gökçen. Senin alanını Eda'ya veriyoruz ve şimdi Eda'nın alanını hep birlikte görüyoruz. Evet. Şu anda senin alanın göründüğü gibi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Renk kattın. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok heyecanlandım. Dolayısıyla gördüğümü dilime dökemedim. Olmadı. Elendim.